Merhabalar, Ege Üniversitesi Televizyonu'nun değerli izleyicileri. Bir Sportal programıyla daha ben Mert Kanaz'ın bu hafta yine Fevzican Özbek'le beraber spor gündemini bir hafta boyunca yaşadıklarımızı değerlendirmek için karşınızdayız. Fevzican hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın, nasıl bir hafta geçti? Pek iyi geçmedi aslında ama gene de güzeldi. Çünkü maçlar yoktu, o yüzden iyi geçmedi diyorum. Evet. Ama güzel maçları bu hafta yasaklamışlar. Hafta içine sakladık, hafta evet. Hafta içine saklamışlar. Bildiğiniz üzere referandum sebebiyle hafta içi, özür dilerim, hafta sonu maçlar oynanmadı lig maçları. O yüzden yine Süper Lig'de başlayacağız biz ama direkt puan durumuyla başlayacağız. Puan durumunu hatırlayacağız. Ardından bu hafta sonu oynanacak maçları konuşacağız. Fikstürü alacağız. Önce hemen puan durumunu alalım. Beşiktaş tabii ki liderliğini sürdürüyor. 61 puanla. Başakşehir 56 puanla yakın takipte ve bu hafta sonu derbi oynayacak iki takım 3 ve 4. sıradalar. Fenerbahçe'nin 50, Galatasaray'ın 49 puanı var. Trabzonspor ve Antalyaspor ellerinden geldiğince Avrupa mücadelesi vermeye çalışıyorlar 44 ve 43 puanla. Ligin dibine baktığımız zaman da 16'da Çaykur Rizespor'u görüyoruz 23 puanla. 17'de Gaziantepspor 22 puanda ve 18. sırada Adanaspor 20 puanla ve düşme hattının hemen üzerindeki Kayserispor'un 27 puanı var. Hemen haftanın maçlarını da alalım, fikstürü onunla beraber konuşmaya başlayalım. Bu hafta Atiker Konyaspor Gaziantepspor'u ağırlayacak. Karagümrükspor Kasımpaşa, Çaykur Rizespor Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor Osmanlıspor, Gençlerbirliği Kayserispor, Antalyaspor Trabzonspor birbirleriyle oynuyor bu iki takım. Akhisar Belediyespor Bursaspor, Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş Adanaspor maçları oynanacak. Evet Fevzi. Ne diyorsun? Evet, orada tehlikeli maç aslında. Tabii ki derbi. Aynen. Yani tehlikeden öte güzel geçmesi beklenen maç ve Başakşehir nasıl fiksür şanssızlığı varsa bu haftada bir diğer düşme adayıyla oynuyor. Biliyorsun geçtiğimiz hafta kazanmıştı ama ondan önceki hafta Akhisar'a kaybetmişti. Evet. Yine düşme potasında olan bir takım. Ama tabii bu hafta Galatasaray'a 4-60 olarak oraya gidecekler. Büyük bir özgüvenle gidecekler. O maç güzel geçer. Beşiktaş'ta tabii hani şimdiden alt ligin yolunu tutmaya meyilli Adana Spor'u ağırlıyor. Onlar için de bir avantaj. Nispeten kolay bir maç. Bu hafta kopmalar olabilir Çaykur Rize-Başakşehir maçına göre. Çok güzel bir ligimiz var. Yani diliyoruz. Devam eder. Oyun da güzel. İşte Antalya-Trabzon maçı keza aynı şekilde mükemmel bir maç olacaktır. Evet. Çok iki takım da artık hem az önce söylediğim gibi Avrupa'yı kovalamaya çalışıyorlar. Hem de iyi futbol oynamaya çalışıyorlar. Trabzonspor zaten yavaş yavaş oturttu. Antalyaspor Eto'nun girdiği iddiadan bu yana çok iyi başarılı futbol oynuyorlar. Bakalım hangisinin şansını daha yüksek görüyorsun? Eğer birinden biri Avrupa'ya katılacaksa. Ya Trabzon tabii ki daha yüksek görüyorum şansını. Nitekim son hafta Beşiktaş'a kaybettiler ama hiç kaybedecek gibi de oynamadılar. Mükemmel bir oyun ortaya koydular. Zaten ikinci yarı ikinci yarı başladığında söylemiştin. Yani evet. Trabzonspor herkes dikkat etsin, büyük patlama yapacaklar diye. Keza bu doğru çıktı bu tahminin. Büyük bir iş başardılar. Ve 5. Oman'ın şöyle bir avantajı var. Biliyorsun Türkiye Kupası finalisti ve kazananı da aynı şekilde Avrupa yolunu tutuyor. Ve olası bir Fenerbahçe veya Başakşehir şampiyonluğunda bu iki takımdan birisi ön eleme oynayacak Avrupa Ligi'nde. Bu da bu takımları iştahlandıran bir unsur. Evet. Bu da büyük bir keyifle bizim maçı izlememizi sağlayacak. Derbi tahmini yapar mısın yoksa? Derbi tahmini skor olarak değil de oyun olarak. Oyun olarak kim kazanır genel olarak? Yani Fenerbahçe bu sezon ligde korkunç gidiyor ama derbileri ilginç bir şekilde harika oynuyorlar. Yani bir planı tutturmuş gidiyorlar. Yani zaten derbilerde önemli olan ilk golü yememek. İlk golü yiyince o ipin ucu kaçıyor zaten. İlk golü yiyip derbi çevirmek oldukça zor. En azından bu son dönemde böyle oldu. Güç dengeleri eşitlenince. Bu yüzden ilk golü atanın ben kazanacağını düşünüyorum. Ama ilk golü atanın da Fenerbahçe olacağını düşünüyorum aynı zamanda. Çünkü Galatasaray hiç umut vermiyor ya. Yani bir Tudor fantezi daha izlersek sene başın geldiğinden beri yaptığı fantezilerden biri yok. Üçlü defans, yok işte kanat bekler Snyder gibi. Snyder Polonski yedek. Yani Jermaine Lens, Musa Sow ikilisinde oynayacağını varsayarsak çok sıkıntılı dakikalar yaşayabilir Galatasaray Kalesi. Evet, birkaç yerde okudum. Snyder ve Podolski'yi bu kez kesmeyeceğim demiş. Kesmeyeyim. Aa, iyi. Evet, 11'de göreceğiz. Hayret. En azından değil mi? Hiç doğru bulmuyorum. Şaşırtıcı oldu gerçekten. Bakalım öngörülerimizin ne kadarı gerçekleşecek. Ben bol şanslıyım tabii ki. Tabii ki herkese. Olaysız bir derbi olur. Aynen öyle. Sonuçta derbi güzel geçerse hafta güzel geçer zaten. Evet, zaten iki takımın da büyük oranda şampiyonluk şansları kalmadı. Bu yüzden bunun bilinciyle oynarlarsa oyuncular zaten son yıllara nazaran öyle aşırı gerginlik yaratan, gereksiz olay yaratan oyuncu yok. Fenerbahçe taraftarı gelecek. Evet, bu sene o da güzel oldu. Deplasmana gidiyor taraftarlar. Öyle ciddi bir olay da çıkmıyor. Evet. Ama bu
son maçlara diliyoruz ki olmaz ve güzel bir derbiyle sezonu bitirir iki takımda. Aynen öyle. Renkli bir maça sahne olmasını diliyoruz. Mümkünse bol gollü. Evet. İki takımdan her ne kadar pek o anlamda umudumuz olmasa da. Ama müthiş ayaklar var yine canım. Az önce de Sneijder ve Podolski oynayacak diyorsun mesela. Tabii ki. Yine Eren Derdi yok. Bruma ne yapacağı belli olmayan isimler. Galatasaray'da kazanırsa şaşırmam. Ben Fenerbahçe'yi yarım adım önde görüyorum ama Galatasaray kazanırsa da ev sahibi avantajıyla şaşırmam doğrusu. Peki beraberlikte Fenerbahçe'ye yarar diyebiliriz aslında. Fenerbahçe önde, önde zaten. O yüzden Fenerbahçe biraz avantajlı. Nitekim Fenerbahçe derbiye müthiş bir kurguyla çıkıyor. Derbilere. Evet. Yani ne yapacağını bilerek çıkıyor. Advokat bu açıdan yani hiç küçümsenmeyecek bir başarıya sahip. Bu sezon Beşiktaş deplasmanını hatırlıyorsun. Hani bu ne kadar etik olmasa da bir taktiktir sonuçta. Kupa maçında oyunu gerginleştirelim, rakibi tahrik edelim ve bundan başarıyla ayrıldı. Sonuçta kazanan her zaman haklıdır biliyorsun. Aynen, aynen. Burada da yine bir planı olacaktır advokatın ve ben başarılı olacağını düşünüyorum. Tudor'dan çok daha iyi hoca. Evet ya tabii orası Tudor zaten daha yeni başladı ama bakalım ilerleyen zaman hem Tudor için hem Galatasaray için neler getirecek. Hemen TFF 1. Lig'e geçelim. Keza hafta sonu yine maçlar oynanmadı 1. Lig'de de ama hafta içi ile beraber maçlar yavaş yavaş oynanmaya başladı. Ve maalesef Göztepe'den kötü bir haber geldi. Altınordu da bu dakikalarda oynuyor maçını. Puan tablosunu hemen alalım. Gördüğünüz üzere bazı takımların fazla maçı var. Onlar hali hazırda maçlarını yapmış bulunmakta. Malatyaspor 53 puanla artık lige yavaş yavaş geliyor. 1. Lig'e, Süper Lig'e. Dün kaybetmiş olmalarına rağmen hala 5 puan öndeler. Hala 5 puan öndeler. Ve Eskişehir'e kaybettiler. Evet. Eskişehir ve Sivas 48'er puanda 2 ve 3. sıradalar. Giresunspor 46, Ümraniyespor 45 ve Göztepe 43. Ya, o kadar yakın ki gerçekten biraz Göztepe koptu hakikaten bu son puan kaybıyla beraber, 3 puan kaybıyla beraber 5 puan gerisine düştü. İkincinin, birinciyi artık pek kıstas almıyoruz. Boluspor 41 puanda 7. Altınordu bir maç eksik 36 puanla 8. sırada. Alt tarafa baktığımız zaman yine çok yakın, alt tarafa bakmaya nereden başlasak bilemiyorum. Çünkü Bandırma 25, Gaziantep Büyükşehir Belediye 24, Mersin 24 puanda. Üzerlerindeki iki takım Şanlıurfa'nın 26, Manisa Spor'un 27 puanı var orada çok... Muazzam bir kümede kalma yarışı. Elazığ yalnız -6'ya rağmen müthiş puan toplamış orada. Tabii ki. 29... Yani düşsene 35 puan olacaktı. Şey aynen. Olması, -6'sı olması. Ki 35 puan playoff potasına yaklaştırır yani 6 puan. Gerçekten de TFF 1. Lig bu sezon yani çoğu sezonda olduğu gibi çok yakın ve çok böyle tempolu, çok enteresan maçlara sahne oluyor. Evet, kimin kimi yeneceği belli olmuyor. Evet. Mesela Göztepe dün oldukça avantajlı gözüküyordu. Yeni hocasıyla olsun, Bandırma'nın güç olarak biraz daha çok aşağıda olmasa biraz daha aşağıda olması olsun ama baktın 3-1 bitti maç. Çok kötü bir mağlubiyet oldu Göztepe için. Onlar da haftaya Adana Demirspor maçına odaklanacaklar. Biliyoruz ki kazanıp Bolu'yla o skalayı şimdi de bilmiyoruz. Maç başladı gerçi Altınordu'yla ama umuyorum ki Altınordu iyi bir netice alıyordur Bolu'ya karşı. Aynen öyle. Çünkü Göztepe'yi de etkileyecek bu. En azından Göztepe haftaya Adana Demir maçından iyi bir puan alırsa playoff aşağı yukarı garantileyecek diyebiliriz. Diyelim her iki takımımıza da başarılar dileyelim sezonun geri kalan bölümünde. Ve Avrupa'ya uzanacağız. Geçen hafta tahmin yürütebilmiştik programımızda Beşiktaş-Lyon maçı için. Daha doğrusu Lyon-Beşiktaş maçı için. Ve o maç oynandı. Beşiktaş öne geçtiği karşılaşmada maalesef 2 dakikada hatta çok daha kısa bir sürede yediği 2 golle maçı 2-1 kaybetti. Belki böyle bir maçı kaybetmek üzücü olabilir ama herhalde 2-1 de çok güzel bir skor deplasman maçı için. Tabii canım. Yani şeyden bu karşılaşma başladıktan sonra eğer hani Lyon 2-0'ı bulsa Beşiktaş bir tane atsa 2-1 bitse bence hiç kimse üzülmezdi. Evet. Öyle söyleyeyim. Hatta iyi bir skor bile denebilirdi. Beşiktaş öne geçmişken hatta ikinci golü kaçırmışken böyle şeylerin olması üzücüydü ama bu golün geleceği de belliydi açıkçası. Necip değişikliğinde Şenol Güneş bir nevi hani orayı ne bileyim Türkiye Ligi mi sandı emin değilim ama tabii orta sahada orada Tolisso'su olsun, evet. Nebil Fekir'i olsun. Fekir gerçi çıktı sonradan ama çok sıkıntı yaşattı Lyon Beşiktaş'a. Ama gene puan kaybı, yani mağlubiyette Fabri'nin bireysel hatasından geldi. O da çok acayip bir şey. Fabri bu sene bir kez Gençler Birliği karşılaşmasında çıkıp ıskalamıştı. Beşiktaş'a 2 puana mal olmuştu. Evet. Burada da mağlubiyette mal oldu. Ama en azından şunu gördük ki Lyon hani öyle aşırı korkulacak. Evet. Ne derler bir Manchester seviyesinde bir Liverpool, yani Liverpool seviyesi gerçi çok yüksek değil ama Napoli, Manchester bir Napoli seviyesinde değil. Mesela Napoli olsa oradan rahatlıkla 2-3'ü bulup çıkabilirdi çok rahat bir şekilde ama Beşiktaş'ta
Yani galibiyeti kaçırdı. Bu da avantajlı bir sonucu kaçırdı. Şimdi bu sonuçta kötü değil ama şimdi Marcelo olmayacak. Adriano'nun oynayamayacak konuşuluyor. Quaresma keza aynı şekilde. Evet. Bu açıdan Beşiktaş'ta bir sıkıntı olacaktır ama yani Vodafone Arena'da yani açıldığından beri stat sadece bir karşılaşma kaybetti Beşiktaş da Fenerbahçe'yi. Bu da bir umut verici unsur açıkçası. Yani orada Olympiakos'a 4 tane atmışsın ve taraftar da arkana alıp iyi bir oyun oynayabiliyorsun. Yani neden olmasın diyorum Beşiktaş. Ya yani çok iki ucu açık maç. Lyon 3-0 da yenebilir. Beşiktaş hani 2-1 yenip uzatmaya da gidebilir. Yoksa Beşiktaş 3 de atabilir. Çok ne derler? Ne olacağı belli değil. İki ucu keskin bıçaklı bir maç. Ya oradaki maç için şunu söyleyebilirim açıkçası. İki tane direkten dönen top var. Lacazette'in karşı karşıya kalıp hani Fabri'yi çalımlayıp içeri atmaya çalıştığı bir top var. Bunlara kıyasla yenen golleri görünce insanın canı sıkılıyor. Evet. Yani onlardan herhangi bir iki tanesini yesen dersin ki işte 2-1 hani senin dediğin gibi kurtarılır. Deplasmanda bir gol attık, bir fark yenildik, iyi skor dersin. Ama öyle goller yedik ki canı acıyor gerçekten insan. Ama şimdi bir de deplasmandaki maçta onların Atiba'sı yoktu. Maxim Gonalon biliyorsun. Evet. Yani milli takıma kadar yükselmiş, inanılmaz enerjisi bitmeyen, her topu kesen hücuma Dinamo. Tam bir dinamo. İleride hücum alanında çok iyi paslar yapabilen bir isim. O yoktu. İkinci maçta o da olacak. Sol bek nitekim takımın en zayıf halkası Jeremy Morel. Fabri'ye baskı yapıp gol attı. Aynen. Yani Lyon da çok iyi bir takım aslında. Şu açıdan bakarsak Romo sahada 4 gol yedi. Azi Alkmaar'a 7 tane attılar. Hani ayarı yok bir takım. Lorient'dan da 4 yediler. Bu haftaki bir avantajı da Lyon'un karşılaşma yapmadı. Biliyorsun Bastia deplasmanında taraftar sahaya girip Lyon'da oyunculara saldırınca olmadı. Orada da biraz tribünlerde. Biraz Fransa'da sahaya girme ki Beşiktaş maçından önce de oldu biliyorsun. Orada da moda oldu. Enteresan açıklamalar vardı başkanın. Çok saçma canım şimdi. Başkan da cevap verdi onlara. Ki hani nasıl diyeyim, burada gerçekten tamam tribünle biz her zaman söylüyoruz ya sokmayın işte o meşaleleri atmayın falan da bizim hadi burada güvenlikler tanıdığın çıkar alırsın içeri de Fransa gibi biraz da sadece bize karşı değil diğer bütün hemen hemen milletlerin vatandaşlarına karşı çok ön yargılı yaklaşan didik didik arayan bir ülkede stada o malzemeleri sokturmak da enteresan geldi bana. Daha enteresanı taraftar bilet almıyor diye deplasman takımına taraftar açmaktır herhalde. Evet ya 15 bin biliyorsun Beşiktaşlı var. Evet. Sonra da 20 bini bulmuş. Kendi satılmayan biletlerini de satmışlar. Evet. Hatta Lyon'un o karşı kameranın karşısında bulunan tribünde de Türk bayrakları ve Beşiktaş taraftarları rastlamak mümkündü. Evet. En azından izlerken biz öyle gördük. Bu açıdan bakınca Beşiktaş olumsuz bir sonuç almadı tabii ama sağ olayları olsun gölge düşürdü. Lyon'da 5 tane taraftar getirecek mi sadece? Yani provokasyona açık bir yer. Burayı Fransa falan sanıyorlarsa yanılıyorlar burada. Yani Türk insanı tam misafirperverdir ama konu futbol olunca beyine kan gitmiyor, oksijen gitmiyor bazen. Yani, öyle sıkıntılar yaşayabilen bir milletiz. Çok cesur bir tercih ama o Lyon Başkanı'nın açıklamalarını açıkçası provokasyona maçlı buluyorum. Kesinlikle. Nitekim yani ne olabilir ki? Yani Beşiktaş taraftarı gitti orada. Tam meşale atmış olabilir, kendini tutamamış olabilir. Bu kesinlikle katılıyorum ama yani Lyon'un gollerinden sonra da içeride en az bir 100-150 kişi vardı sahaya. Bir de her meşale atılan maçta taraftar sahaya inmiyor ki. Yani dünyada tek meşale atılan maç oymuş gibi. Ben meşale yapmayı kesinlikle kabul etmiyorum. Mesela öyle. Beşiktaş golü attı biliyorsun. Hemen meşaleler hemen yandı orada. Yani ne gerek var? Yani tamam tribün güzel de sen zaten ülkenin üzerinde bir Doğu Avrupalı ya da hani hala deveye binen insan imajı varken senin takımın gol attıktan sonra bunu kutlamak için yapman ne pek mantıklı gelmiyor. Hoş gözükmüyor yani. Hoş gözükmüyor. Biliyorsun Galatasaray neredeyse men edilecekti. Bu Dortmund'la falan Arsenal'da aynı gruba düştükleri sene. Takım gol atıyor, yakıyor. Gol atamıyor, yine yakıyor. Çok acayip bir... ne olursa olsun yakıyor, şartlar ne olursa olsun. Bilmiyorum, Avrupa'da herhalde serbest mi meşale onu... Hoş mu gördüğü onu da değil bilmiyorum. Değil de bilmiyorum. Enteresan rahatsız bir bakış açımız var o konuda. Yani yaktın. Bak yakması zaten yani korkunç, apayrı bir korkunç olayken sahaya atıyorlar, rakibin üstüne atıyorlar. Bilmiyorum orada maalesef spor kültürü konusunda eğitilmemiz gerektiğini bir kez daha gözlerinde seren bir durumda. Diliyoruz ki yarın olay çıkmaz tabii. O da var. Şimdi Lyon gider 3 atar. Ama sanmıyorum ya. Lyon 3 atar. Biliyorsun Vodafone Arena'da saha çok yakın. Ne derler? Tribünlere çok yakın. Orada bir kendini bilmez atlar sahaya. Yok, sıkıntı yapar. Çıksa şimdiye kadar Beşiktaş'ın gerçi öyle çok kaybettiği maç olmadı. Hayır, çok gergin maç olmadı. En gergin maçı Fenerbahçe maçıydı. Onda bile girmediler gerçi. Bence onda bile girmedilerse Lyon'da girmezler diye tahmin ediyorum. Umarım tribün olaylarından uzak Beşiktaş'ın tur atladığı bir ikinci maç seyrederiz. Hemen Avrupa Ligi'ndeki ilk maçların sonuçlarını da bir hatırlayalım isterseniz. Beşiktaş zaten 2-1 kaybettiğini söylemiştik. Konuştuk maçı. Tekrar başarılar dileyelim. Ajax, Schalke'yi 2-0 mağlup etti.
Celta Vigo Genk'i 3-2 mağlup etti ve Anderlecht deplasmanında Manchester United 1-1 berabere kaldı. Buradan açıkçası Ajax bitirdi gibi işi de Schalke'nin iç saha performansı da acayip. Burgstella biliyorsun. Evet, çok enteresan şeyler çıkarabiliyorlar. Celta Genk maçı gene çok gollü geçmesi beklenen bir karşılaşma. Genk de gerçekten maçı sonuna kadar izledim. Hı-hı. Beşiktaş maçından sonraydı. Ertesi evet. gün izledim. Harika maç olmuş. Biliyorsun Belçika takımları genelde oyunu çirkinleştirmeye yönelik savunma ağırlıklı oynayan takımlar olarak bilinir ama yani dişe diş mücadele etmişler. Üçüncü golü de bulabilirmiş Genk o maçta. İçerideki maçta güzel geçecektir. Manchester'da tabii büyük bir avantaj yakaladı. Peki şöyle bir soru sorayım. Beşiktaş'ın turu geçeceğini düşünerek avantajlı olan takımlar Ajax, Celta Vigo ve Manchester United. Bunların da çıktığını varsayarak hangisini isteriz yarı finalde? Yani Ajax bence. Hani Ajax çıkarsa Ajax. Çünkü Celta Vigo da çok küçümsenecek bir takım değil. Çok yani iyi ve güçlü hücumcuları var. United da zaten biliyorsun odaklanacak buraya. Ligde evet. Şampiyonlar Ligi şansı azaldı. Tam bitmese de azaldı. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takım önümüzdeki sene direkt Şampiyonlar Ligi'nden başlıyor. Evet, Leicester'ın da elenmesiyle kesinleşti. Evet, Leicester'ın da elenmesiyle kesinleşti. Bunu kullanacaktır Manchester United. Ve kupayı alma gücü de var tabii. Evet, tekrar bütün takımlara başarılar dileyelim Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'ne geçelim. Şampiyonlar Ligi'nde dün gece iki maç oynandı. Sahasında Real Madrid Bayern Münih'i mağlup etmeyi başardı. Zaten deplasmanda maçı kazanmıştı. Uzatmalarda 4-2 galip geldi ve adını yarı finale yazdırdı bir kez daha. Totalde üstte 7. kez Real Madrid. Bu da Şampiyonlar Ligi'nde bir rekor olmuş. Diğer maçta ise Atletico Madrid Leicester City'yi ilk maçta 1-0 mağlup etti. Leicester City ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve onlar da tur atlayan taraf oldu. Real Bayern maçıyla başlayalım. Önce sana şunu sormak istiyorum Fevzi. Hakemden çok tartışılacak bir performans geldi. Özellikle verdiği offside karar, daha doğrusu vermediği Real Madrid golünde vermediği offside kararları, böyle bir şey olabilir mi? Ben de asla doğru bulmuyorum bu kararları. Nitekim son günlerde diyorsun çok arttı bunlar. Bu evet. olayları asla sahtekarlığı ki, doğru bu resmen sahtekarlık, emek hırsızlığı ve gasp yani buna söyleyecek başka sözüm ki yok. Ki maçın hakemi Vitor Kassai de aynı zamanda biliyorsun Avrupa özür dilerim Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda video hakem teknolojisini ilk kullanan hakem. Burada aslında video hani hakemin kişisel da, olarak da ne kadar video hakeme ihtiyacı olduğunu. Yani yardımcılarını gözden geçirmeli. Ben evet. açıkçası kırmızı kart pozisyonu zaten korkunç. Casemiro'yu atmayınca orada bir zaten. Penaltı pozisyonda ikinci sarıyı evet, normalde. Evet çok net. Yani olmasa bile sonrasında da kendini attığı pozisyon evet. var ceza sahasında. Onu vermedi. Hemen akabinde Arturo Vidal'in topa olan müdahalesini evet. sonra rakibe de gelmiş ama tabii asıl müdahale topa olduğu için orada faul belki verilir de ikinci sarı kart yani sarı kart çok ağır. Çok ağır bir karar. Bunu attı ve sonunda fişi çekti diyebilirim. Fişi çekti zaten uzatmalarda. Yani Real Madrid ofsayttan gol bulmasa da yenerdi muhtemelen Bayern'i ama evet. ofsayttan da gol buldu. Yani Kassai beterini gösterdi. Evet. Biz Türk hakemlerinden şikayet ederken Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması bir Alman takımı bile böyle doğranabiliyor. Aynen öyle ki herhangi bir Alman takımı da değil. Bir yani numaralı Bayern. Alman takımı Bayern Münih. İşin enteresan yanı biliyorsun ilk maçta da 10 kişi kaldılar. Javi Martinez atılmıştı ilk maçta da. Bayern Münih'in acaba bir sarı kartlı oyuncunun kendini çekememe gibi bir durumu var mı? Çünkü Vidal'i ilk sarısından beri birkaç pozisyonda daha öyle baktım ya bu adam yiyecek bir yerde belli çok belli dedim. Hakemin de niyeti varmış. Ya Vidal zaten öyle mental problemleri agresif. Olan bir oyuncu evet. zaten. Hani kendisini kontrol edemeyen, çok yetenekli, çok başarılı ama maalesef mental problemleri olan bir oyuncu. Evet. Bunu bu karşılaşmanın yansıtması da Bayern adına kötü oldu. İlk maçta da penaltı kaçırmıştı. Belki de kırılma evet. noktasıydı o. Vidal için zor günler geçiyor. Zaten antrenmana da 2 hafta önce alkollü geldiği için aynen. gönderilmiş Ancelotti tarafından. O milli takımdayken araba kazası falan yaptı yani biraz. Çok sorunlu Joe bir... Joe gibi bir özel hayatı var herhalde. Sorunlu bir birey. Joe gibi olsa iyi gene. Robinho. Peki Leicester Atletico ile ilgili evet, neler söyleyeceksin? Evet Leicester maçı da gerçekten uzun süre onu izleme fırsatı buldum açıkçası. Yani bilgisayarda o açıktı, televizyonda o. Leicester müthiş bir top oynadı. Yani ilk maçta o olmayan penaltı. Evet ya. Yani olmayan penaltı onların canını yaktı. Nitekim kazanamadılar ama Jan Oblak'ın da üstün bir performansı vardı. 21 şut attı kaleye Leicester City. Evet. Altısı kaleyi buldu bloklananlar dışında ve Oblak da müthiş bir performans sergiledi ve sadece bir gol gördü kalesinde. Hı hı. Leicester gerçekten İngiliz kültürü
müthiş bir futbol kültürü var adamlar. Ben anlayamadım. Hani yasalarla falan da koruyorlar. Bu holiganlığı da bitirdiler biliyorsun. Bu açıdan şimdi sonuç da geldi zaten. 1-1 bitti. Jamie Ward ve Saul Niguez'in karşılıklı golleriyle. Atletico Total'de 2-1'le bir üst tura çıktı. Yarı finale çıktı. Real Madrid'i 2-1 kazandığı maçı rövanşında 4-2 galip gelerek uzatmada 6-3'le yarı finale adını yazdırdı. Bu akşam da iki maç daha oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde. İlk maçta Barcelona'yı 3-0 yenen Juventus bu akşam Nou Camp'tan Paris Saint Germain gibi bir hezimetle uğramamak için çıkacak. Ki biraz zor bir ihtimal gerçekten. Öyle bir şey olmaz. Evet, diğer taraftan da Borussia Dortmund patlamanın hemen ertesi günü oynanan maçta 3-2 kaybetmişti Monaco'ya. Orada turu geçmeye çalışacak, Fransa'da oynanacak maçta bu kez. Dört takıma da başarılar diyelim. Var mı tahmini maçlarla? Juventus'u zaten söyledin onlar çıkar diye. Öbür maç çok gollü olur Dortmund-Monaco karşılaşması. Çünkü dinlendirdim Moutinho olsun, Falcao olsun. Hepsini dinlendirdim Monaco hafta sonu lig maçında. Sonradan oyuna soktu oyuncularını. Dortmund da bu hafta müthiş bir maç oynadı. Eintracht Frankfurt'a karşı 3-1 kazandı onlar da. Bir moralle gelecekler şüphesiz. Yani ilk golü atanın orada da büyük avantaj yakalayacağını düşünüyorum ama Dortmund tabii gole ihtiyacı olan taraf. Evet. Monaco'da da müthiş kontratak silahları var. Thomas Lemar olsun. Öbür tarafta Moutinho'nun yine uzun topları. Mbappe zaten bu sene. Aynen. 99'lu çocuk. İnanılmaz işler yapıyor. Yani burada harika bir karşılaşma biz bekliyoruz. O maç bence Juventus maçından daha keyifli geçer. Öbür maçta çünkü olacakları şöyle bir göz önüne getirin. Gözümü kapatıp hayal ettiğimde Juventus'un o üçgen savunma hatta dörtgen hatta koni savunmasıyla birlikte savunma. Barcelona'yı caydıracağını düşünüyorum. Barcelona orada ilk yarıda gol bulamazsa olasılıkla elenir. Büyük ihtimalle elenir. Öbür maç daha keyifli. Ben açıkçası onu izlemeyi yeğlerim. Dortmund'un en az iki gole ihtiyacı var çünkü. Öyle bir durumda. O da bir yani Dortmund açık oynayacak. Monaco'da az önce söylediğimiz parametrelere sahip hızlı hücuma çıkabilen bir takım. Nefis bir maç bizleri bekliyor olacak. Evet bakalım bu eşleşmeler, bu güzel maçlar aynı zamanda yarı final içinde bizlere büyük heyecan yaşatıyor. Yarı finaldeki eşleşmeleri sabırsızlıkla beklemeye başladık şimdiden. Aynen finale kim çıkar? Bir daha kura çekecekler öyle değil mi şimdi? Yarı final için kura çekilecek evet. Sonra zaten finalistler belli bakalım, olacak. Bakalım Real Madrid Juventus olursa orada çok daha enteresan bir şey olabilir. Cardiff'te güzel bir maç olur. Yo hayır yarı final diyor. Hayır Real Madrid mesela için. Atletico Monaco Dortmund galibi. Evet. Real Madrid Atletico. En son Porto'ya elendiğinde bu kadar herhalde Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyebilmişti. Porto'ya finalde kaybettiğinde. Mourinho'nun Porto'suna. Bakalım nereye kadar gidebilecek, Monaco'yu bir kez daha finalde görebilecek miyiz diyelim ve basketbola geçelim. Basketbola geçer geçmez de hemen Euroleague biliyorsunuz playofflar başladı. Playofflarda mücadele eden ilk temsilcimiz dünkü oynanan iki maçtan biri Fenerbahçe maçıydı. Panathinaikos deplasmanında OAKA'da muazzam bir geri dönüşe imza attı Sarı Lacivertliler ve maçtan 74-58 galip ayrıldı Fevzi. Kelimeler kifayetsiz kaldı gerçekten. Özellikle ikinci yarıyı tarif etme konusunda. Ya ilk yarı çok korkunç bir ilk yarı oynadığını söyleyemeyiz Fenerbahçe'nin karşılaşmaya. Kalinic'den çok ekstra bir katkı alarak başladı. Yine Bogdanovic'den aynı şekilde üçlük isabetleriyle başladı. Ama 13 sayı 14 sayı geriye düştü ilk yarıda. Korkunç bir ilk yarı oldu bu yüzden. İkinci çeyrekte özellikle Casey Rivers'ın. Ya ben izlerken inanılmaz keyif aldım Casey Rivers'ı izlerken. Çok acayip şutlar soktu. Ve hani başarılı bir isim zaten. Bunu geçtim, başarılı olmasını geçtim. Hani olmayacak şutları soktu. Aynen aslında öyle. Farkı da bu yarattı ilk yarıda ama ikinci yarıda yani Obradovic, Pasquale getir evladım tahtayı sana bir basketbol koçu öğreteyim gibi bir durum oldu ve kesinlikle perişan etti. Fenerbahçe kesinlikle coaching farkıyla kazandı, kenar farkıyla kazandı maçı. Çünkü zaten Fenerbahçe iyi savunma yapan bir takım. Savunmasıyla rakibi yıldıran bir ekip. Farkı da zaten bu hafta için, yani geçtiğimiz hafta Gaziantep maçında 24 sayıdan geri dönerek göstermiş savunmasının ne kadar korkunç olduğunu. Ya yani iyi anlamda korkutucu tabii olduğunu ki diyeyim. Bunu bu hafta da Panathinaikos'a karşı yaptı. OAKA'da yapmak tabii çok daha özel bir durum. Bu OAKA gibi deplasmandan 19'a çıkmış farkı çevirmek Fenerbahçe için kusursuz bir galibiyet ama ilk yarıda 42 sayı yedi Fenerbahçe. 42-28'di ilk yarı skoru. İkinci yarı her periyotta 8 olmak üzere 20 dakika boyunca 16 sayı yedi. Yani dakika başına bir sayı bile bulamadı Panathinaikos. Evet. Bu
Oaka'yı falan geçtim. Herhangi bir yerde yapılması neredeyse mümkün olmayan bir şey. Ya işte yani atmosferden çok, tam atmosfer çok önemli. Fenerbahçe orada, herhangi bir Türk takımı orada 2006'dan beri kazanamıyordu Oaka'da. Fenerbahçe'nin bunu bu şekilde yapmış olması müthiş bir özgüven getirecektir. Yani bu özgüven kırılmasıyla birlikte ikinci maçı da alabilir. Çünkü Xavi Pascual'e inanılmaz yoğun tepkiler var. Evet. Yani eldeki maçı verdi biliyor. Yani şimdi söyleyelim belki doğru olacak mı? Ufuk Sarıca Karşıyaka'da şampiyon olduktan sonra Panathinaikos kendisini istemişti ama evet. Ufuk Hoca bir sene daha orada kalmayı tercih etti. Yani o zaman Ufuk Sarıca'yı ne pahası ne olursa olsun getirebilseydi Panathinaikos büyük bir iş başarmış olacaktı. En azından bu maçı kazanırdı öyle söyleyeyim. Bu kadar başarısız performans sergilemezdi. Hem Pedulakis hem Xavi Pascual. Evet. Yani takımın geleceğiyle oynadılar bence. Final Four'u verdiler Fenerbahçe'ye. Tabii çünkü ki böyle bir hücum. İkinci yarıda hani hücumları ben bir yerden sonra not almaya başladım. 6 hücumun 5'inde Mike James isolation oynadı. Evet. Mike James tamam çok yetenekli bir isim. Ama atletikliği, patlayıcılığı var ama olmaz bütün yani. Bütün bir takımın hücumunu, bütün bir maçın kaderini sokamadı. Bir kişinin eline bırakmak ki Fenerbahçe birçok farklı isimden skor katkısı alarak hem farkı kapatıp daha sonra kendi lehine açtı. Dediğin gibi çok büyük moral motivasyon o akadan böyle bir skorla dönmek. Aynı zamanda ev sahibi avantajını da eline geçirmiş oldu böylece Fenerbahçe ve Fevzi'nin de söylediği gibi Final Four yolunda çok çok önemli bir adım attı. Darısı diğer temsilcilerimizin evet, başına kesinlikle. Diyelim. Ve hem maçların sonuçlarını da alalım. Dün CSK da ilk maçını oynadı. Baskonya'yı 98-90 mağlup etti kendi evinde ve Panathinaikos 58, Fenerbahçe 71 sonucu çıktı o akadan. Son 2 dakikaya geride girdi bu arada CSK. 8 sayı fark kimse evet. yanıltmasın. O da acayip bir karşılaşmaydı tabiri caizse. Baskonya'da Shane Larkin ve Toko Şengelya büyük oynadılar ama yetmedi. Evet. O seri için bir uyarı bence. Baskonya bir sürpriz yapabilir özellikle sonraki maçta. Özellikle evindeki maçlarda. Evindeki maçlarda zaten Baskonya bir adım daha önde. Çünkü taraftar biliyorsun basketbolu bilen çok evet. Avrupa'yı, oldukça Avrupa'yı taraftarlar. Etkileyen bir taraftar. Etkileyen zaten Bask bölgesi bir takım biliyorsun evet. Baskonya. Bu açıdan oldukça keyifli bir seri olur o da. Diğer takımlarımızı da konuşalım mı kısaca? Konuşalım kısaca. Yani Daşka, tabii. Daşka biliyorsun Real Madrid. Evet. Açıkçası Fenerbahçe kadar şansı olduğunu düşünmüyorum ben Daşka'nın Real Madrid'e karşı. Tamam çok iyi takım Daşka. Bakın bunu asla Real Madrid yendiler sezon için. Real Madrid zaten ama sezon için yendiler ama deplasmanda o salondan maç almak pek kolay değil. Evet. Özellikle Fenerbahçe Final Four'a özür dilerim. Finale kaldıktan bir önceki sene Final Four'un ilk turunda yarı finalde Real Madrid'le eşleşmişti hatırlarsın. 3-0'la perişan etmişti aslında. Ve hani şey hakem kararları da çok nasıl diyeyim maça etki edebiliyor. Hı-hı. Zaten normalde etki ediyor da Real Madrid deplasmanında ki ev sahibi avantajı da vardı. Lobisini gördük işte. Evet. Bayern Münih'i harcayacak kadar lobisi bir takım olan bir takımda her türlü korkulur. Aynen öyle. Oyuncuları da ne derler? Sıkıntılı biliyorsun. Rudy Fernandez. Evet. Zalgiris Kaunas'ta tokadı yemişti taraftardan ama o gün bugündür hala o hareketlerini neden oyunu çirkinleştirmeye yönelik hareketlerini. Felipe Reyes'te onu söylemiyorum bile. O tam bir böyle neyse yapacak bir şey. Pepe işte Real Madrid Pepe. Real Madrid eşleşmesi yapalım. Anadolu Efes'e yine evet, Olympiakos malumun Avrupa'nın en iyi savunma yapan takımlarından birisi. Aynen. Anadolu Efes'e çok ekstra performans gerek özellikle. Spanulis'i kim tutar? Doğuş tutacak da işte o sıkıntı. Mesela tutar Doğuş mı? Tutabilir canım. Doğuş savunması iyi mükemmel, yani. Savunması mükemmel. Hücumda çok sıkıntı yaşıyor. İşte o sekansı nasıl atlatacağı çok önemli Anadolu Efes'in. Eğer Doğuş'un Spanulis'i ya da Eric Green, yani Lojeski zaten oynamıyor. Evet. Eric Green ve Spanulis'i müdafaada başarılı olursa Efes bir şansı olabilir. Hı-hı. Ama çok iyi savunma yapan bir ekip. Hücum evet. işte. Hücumdaki defektleri, Doğuş'un defekti malum. Çok iyi Hı-hı. bir hücumcu değil Doğuş. Potaya drive'ı dışında şutu olduk. Güvenilir değil aslında. Soktuğu zaman sokuyor 2-3 tane ama o güvenilir değil. Orayı kapatırsa iyi bir maç izleriz. Ben Hı-hı. umutluyum açıkçası. Dün Fenerbahçe bunu başardıysa evet. diğer takımlarımız da. Evet çünkü denk güçte sayılırlar. Mesela Hı-hı. Panathinaikos ve Olympiakos sürekli birbiriyle oynuyorlar. Sürekli birbiri kazanıyor, bir diğeri kazanıyor. Evet. Mesela kupada Panathinaikos ilk de Olympiakos kazanıyor. Yani Fenerbahçe ile Anadolu Efes de aynı şekilde. Daçka'yı biraz ayrı tutabiliriz. Daçka bir adım geride orada ama Fenerbahçe ve Anadolu Efes de yine aynı şekilde. Biri kazanıyor, bir diğeri. Yani denk güçlerin müthiş bir karşılaşması olacak. Aynen öyle. Biliyoruz ki. Yani hani sana tatlı bir rekabetimiz de oldu bu arada. Evet. Hem futbolda çok hem bir şeyde karşı karşıya evet, gidiyoruz. Biliyoruz ki Olympiakos'la ağırlıklı da olarak Olympiakos'la ama Yunan takımıyla bayağı ağırlıklı olarak karşılaştık. Tekrar hatırlatalım. Fenerbahçe Panathinaikos'u yenerek ev sahibi avantajını eline geçirdi. Ancak
Anadolu Efes ve Darüşşafaka henüz maçlarını yapmamış olmakla beraber ev sahibi avantajları yok. Bugün oynayacaklar onlar da. Diyelim ve NBA'ye geçelim. Amerika'nın basketbol liginde playofflar başladı. Hemen tabloyu alalım. Çok enteresan sonuçlar var playofflarda. Tabii ki Golden State Portland karşısında ilk maçı kazandı. Bu bir sürpriz değil. Utah Clippers deplasmanında ilk maçı kazandı. İkinci maçı kaybetti. Seri şu anda 1-1. Bu çok enteresan. Ama ilk maçı Gobert'siz kazandı. Kazandılar. İkinci maçta Gobert'siz kaybettiler gerçi ama yine de Houston MVP adaylarının savaşında 1-0 öne geçti seride. San Antonio koçun açıklamasını programdan önce beraber izledik. Haklı ama. Biraz o konuda ilk maçta bir şey yok ama dün maçta, izlemedim. İkinci maçta özellikle serbest atış sayıları konusunda bayağı altı çizilecek noktalara değindi. Doğu'ya geldiğimizde Boston evindeki ilk iki maçı da kaybetti Chicago'ya. 1 ve 8'in eşleşmesinde birin ev sahipliğinde gerçekleşen maçlarda 8-2'de 2 yaptı. Bu da çok fazla gördüğünüz şey değil NBA'de. Washington Atlanta ilk maçı Washington kazandı. Toronto Milwaukee keza yine enteresan sürprizlerden biri çünkü Toronto'da ev sahibi avantajı maç, Toronto'daydı. Milwaukee ev sahibi avantajını eline aldı. Cleveland'da evinde maç vermedi Indiana'ya. Ya, çok ilginç biçimde doğudaki eşleşmeler batıya nazaran daha keyifli geçiyor. Evet. Yani ne bileyim en son benim hatırladığım ve hatta eminim bundan Golden State 8'den gelip Dallas Mavericks'i elemişti. Evet. Baron Davis'li o 4 kısalı hatta 5 kısalı Jason Richardson, Al Harrington'la ekiple elemişlerdi. Bundan beri Chicago buna çok yaklaştı. Aynen öyle. Ama şöyle bir talihsizlik var maalesef. Isaiah Thomas kız kardeşini kaybetti trafik kazasında geçtiğimiz günlerde. Yani zor günler geçiriyor ama burada coaching'den başka Jimmy Butler faktörü var. Jimmy Butler beni neden takas etmezsiniz der gibi oynuyor gerçekten Boston'a karşı. Müthiş bir performans. Boston'ı cezalandırıyor burada. Bu açıdan sıkıntı yaşadılar. Potu altında yani Jerebko'nun oynadığı bölüm korkunç yani. Jonas Jerebko acilen Avrupa'ya dönmeli. Baskonya seviyesinde bir oyuncu yani. Evet. Toko Şengelya daha formda şu anda. Öyle bir durum var. Diğer tarafta Golden State beklediğimiz gibi ilerliyor. Golden oradan Durant'in de dönüşüyle beraber. Oldukça iyi ilerliyor. Süpürecekler gibi duruyor. Süpürecek gibi duruyor da belli olmaz. Portland içeride bir maç alabilir. Evet, onlarda da CJ McCollum ve Damian Lillard. 75 sayı attılar ikisi beraber ilk maçta. Bakalım neler olacak. Ama buradaki en iyi eşleşme Batı'da konuşuyorum. Oklahoma Houston çok yanıltıcıydı aslında. Tam MVP karşılaşması ama Houston iki gömlek daha iyi takım. Evet. Yani sadece Westbrook ve Enes Kanter ve Oladipo biraz katılıyor o ekibe. Onun dışında çok üstün takım Houston. Zaten gördük ilk karşılaşmada farkı. Orada bir sürpriz çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. 4-1 biter muhtemelen o seri. Utah yani Gobert'in sağlık durumundan bağımsız harika basketbol oynuyor. Ya. Ya işte savunma takımlarını ben aslında pek sevmem aslında. Tabii Fenerbahçe bunun dışında tutuyorum. Savunmaya kazanmaları müthiş bir şey ama Utah hakikaten izlerken çok keyif veriyor. Evet. Skorer pozisyonda da Joe Johnson var biliyorsun. Aynen. Eski yıldızlar. Müthiş de oynadı. Buzzer beater attı ilk maçta. Bunun dışında beklediğimiz gibi ilerliyor. Indiana bir sürpriz yapabilirdi ama CJ Miles'a takıldılar. Aynen. O son saniye topu anca o kadar kötü kullandılar. Yani Paul George herhalde içeride sağ solu yumruklamıştır. Aynen. Maddi hasara yol açmıştır. Fakat LeBron'un ikili sıkıştırmaya gelmesi orada bütün hücum LeBron bozdu. Zaten kenarda hiç mi konuşmadılar acaba? LeBron zaten her zaman yaptığı şey bu. Hatta savunma özellikleri bu kadar sivrildiğinden beri ve ilk adımı da biliyorsun çok büyük. Hani adama yardıma geldikten sonra hemen geri dönebiliyor iki adımda. Evet. Bunu hiç düşünmeden oynadılar ve pahalıya mal oldu. Bir de Indiana şeyi çok belli eden bir takım. Hani son top kaldığında işte Paul George'un elinde olacağı o topun belli. O yüzden çok yani fazla bir varyasyon yapamadılar. Ben Miles Turner biliyorsun sevdiğim bir birey. Kendisi blok krallığında da oldukça üstte. Geleceğe damgasını vurmasını bekliyorum. Onunla aslında kullanabilirlerdi. O da çünkü eli titremiyor adam. Soğukkan, buz adam gibi bir şey. Geleni gideni öyle blok diyor. Maç özelinde Lance Stevenson bile olabilirdi. Yani Lance Stevenson o maç da. Maç içinde yandığı anlar oldu çünkü bayağı. Lance Stevenson o da ne bileyim mental problemleri var diye kullandırmadılar herhalde. Büyük ihtimalle. Düşse yani, alır orta sahadan falan sallar. Hiç belli olmaz. Kontrolde zor birisi. Peki Toronto Milwaukee serisiyle evet, alakalı. Orada tabii sağ avantajını aldılar ama Milwaukee çok genç bir takım. Diğer tarafta Kyle Lowry ve DeMar DeRozan'ın müthiş performansı var. Valenciunas'ta Serge Ibaka zaten orada. PJ Tucker ve Serge Ibaka playoff takviyesiydi. Evet. Ama ilk maçta bekleneni veremediler. Orada büyük sürpriz Valenciunas. Evet. Maalesef yine Valenciunas ne derler su kaynatmaya başladı iyi bir uzun görünce karşısında Greg Monroe çok zorluyor onu. Ya Milwaukee Jabari Parker sakatlanmasa burada yani Cleveland'da kafa kafaya olmasa bile bir iki maç alacak kadar oynardı ama Jabari Parker'ın sakatlığı orada büyük sıkıntı yaratacak. Toronto
geçer diyorum ben bu turu. Yani sağ avantajını kaybetmiş olmasına rağmen. O derece diyorsun. Ya tecrübesiyle geçer. Yoksa Milwaukee 2-3 sene final oynayabilecek kapasitede bir takım. Evet, çok genç ve bir kere Antetokounmpo. Biz de yaşıt adam yani. Biz burada program yapıyoruz adam. Oradan DeRozan'ın sırrı. Carroll'ların üzerinden smaçlar falan vuruyor. Çok fizik kurallarına aykırı. Zeus, Poseidon, Hades'ten sonra Giannis de geldi. Hayırlı olsun Yunan mitolojisine. Evet. Bundan 100 sene sonra, 200 sene sonra konuşulur. Evet, birkaç sene hakikaten NBA'nin önemli süperstarlarından biri olacak. Şut atmayı da öğrenecek daha bu adam. Yani şutları fena değil ama İyi biraz istikrarsız. İstikrarsız. Ama potaya gittiğinde durdurabilecek kişi sayısı çok az Antetokounmpo. Kulaç uzunluğu olsun. Bilmiyorum, müthiş bir draft. Evet. Peki draft normal sezon ödül adaylarını sorsam sana. Ya MVP'de ben Harden'ı açıkçası önde görüyorum ama şimdi Westbrook'u nasıl göz ardı edelim? Adam triple double ortalamasıyla bitirdi. Türkiye'de benzer bir şey olmuş sanırım geçmişte. Kupayı ikiye bölüp bir parçasını bir takıma, bir parçasını ya bir takıma. Bilmiyorum. Ya bu sene İkiliye veriyorlar mı bilmiyorum ama hani iki oyuncu açıklıyorlar mı? Bu ikisi kesinlikle hak etti. Evet. Houston ve koç, yılın koçunda da Mike D'Antoni bu arada. Houston'ı bambaşka takıma çevirdi. Biliyorsun bu takım Dwight Howard belasından kurtulup bu hale geldi. O açıdan en çok gelişme gösteren oyuncu Devin Booker olabilir diye tahmin ediyorum. Belki normal sezondaki performansı da Isaiah Thomas. Isaiah Thomas da olabilir ama yani Isaiah Thomas zaten buydu. Adam kenardan geliyordu daha az sürede. Zaten 36 dakikaya vurduğunda geçtiğimiz senelerle paralel performansı var Isaiah Thomas'ın. Ama Devin Booker yani bu kadar sıçrama, tam Phoenix'te o da yaptı bu sıçramayı ama bence o kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Evet. Savunmada Kawhi Leonard veya Gobert olabilir. Gobert. Evet, Rudy Gobert benim adayım o. Yani Gobert nasıl süper yıldıza evrildi ben anlamıyorum. Evet, çok enteresan bir gelişme ve Utah gibi bir franchise'da nasıl diyeyim, Utah biraz daha çok daha stabil, kadrosunu pek koruma içgüdüsü olmayan, geleni oynatalım, hatta çok yukarılara tırmanma içgüdüsü bile olmayan bir takım. Bir anda playoff'ta buldular kendilerini ve hiç sırıtmıyorlar. Ya şöyle ki mantıklı, hani duygusal yerine mantıklı hamle yaptılar. Mesela Derek Favors'ı ve ikinci sıra pikini aldıkları, Gordon Hayward'ı seçtikleri piki aldıkları sene çok duygusal bir hamle yapmadılar orada. Darren Williams'a verilmişti Brooklyn'den teklif. Hemen tamam abi aldı, hemen paketliyorum deyip gönderdiler. Orada belki de onların kaderi değişti. Sonra oradan gelen pikle Gordon Hayward seçtiler. Ve yanına eklemeler yaparak Rudy Gobert olsun. Şimdi Joe Johnson mesela çok zekice bir ekleme. Evet. Orada bir George Hill sıkıntısı var. George Hill de aslında biraz hani tırnağında problem varmış. Tamam, geçmiş olsun da abi nasıl bir tırnak o? Yani yeni parmak taktırsa daha az maç kaçırırdı. Öyle bir durum. Bilmiyorum nasıl olacak. Utah'ı çok beğeniyorum. Diliyorum ki Clippers'ı ederler. Shero'da Clippers bilin. DeAndre Jordan'ı kitleme hikayelerini biliyorsun. Evet evet. Dallas'a imza atmak üzereyken Black Griffin girip içeri kapıyı kilitliyor falan. Evet. Çok yanlış davranışlar. Çok Clippers. Enteresan. Los Angeles tamam. Yani Phoenix olarak bizim ezeli rakibimiz ama Los Angeles hani mor sarıdır abi. Bu bayağı net. Aynen öyle. Lakers varken Clippers zaten şampiyonlukta elde edemeyecekler bu senede gibi gözüküyor. Clippers'tan olmaz artık. Orada peki iyice Cleveland'dan olur mu? Şunun için soruyorum. Darren Williams durduk yerde hani bir anda ortada yokken bir şampiyonluk yüzüğü alır mı? Evet, olabilir. Bence Cleveland yani şut odaklı oynuyorlar. Golden State çok eleştiriliyor. Çok şut atıyor. Yani üçlük olmasa hiçbir şey diyor ama Cleveland'ın yani ondan bir aşağı kalır yanı yok. Onlar da her maç hani en az bir 25 üçlük deniyorlar. Bu da yani takım halinde üçlüğün önemini, oyunu değişti artık. Bunu ama herkesin kabul etmesi lazım. Asistini bu kadar geliştiren bir LeBron için yani içeri drive edip dışarı çıkardığında bir J.R. Smith'i bulmak, bir Kevin Love'ı bulmak, Korver, Irving, Darren Williams, 5 tane, 4 tane, 5 tane. Channing Frye geliyor kenardan. Ya takımda geliyor. En şut atamayan adam Tristan Thompson. Yani öyle bir takım düşünün ki onun da orta mesafesi iyidir öyle. İyidir, çok evet. Korkulacak bir orta mesafesi vardır. Bilmiyorum, bence alacaktır ya bu sene. Darren Williams ve Cleveland alır diye tahmin ediyorum. Bakalım. Çünkü ya bug'ını çözdüler Stephen Curry'e. O az önce CJ Miles'a yaptığı yardımdan söz ettik LeBron'un. Bunu yapınca Curry su kaynatan bir isim. Tam oyunu değiştirdi. Günümüzün en büyük şütörü bence Klay Thompson'la birlikte ama değişti artık yani. Cleveland çözdü onları. Peki Batı'da Golden State'i biri eleyebilir mi? Yani başta Houston olmak San Antonio soruyor. Yapar bence. Yapabilirse. Houston? Ya Houston'u sanmıyorum. Houston bence San Antonio'yu dahi geçebilir. Elenecek diyorsun. Ya kollamadan öte, az önce tabii Memphis koçunu da konuştuk. Kollamadan öte San Antonio'da savunma ve ya orta mesela bu front kortları çok iyi. DeMarcus Aldridge, Pau Gasol, Kawhi Leonard yani bu hiç yabana atılacak bir üçlü değil bu. Ki Golden'ın pot altı zaafını da biliyoruz. Evet, her ne kadar formsuz olsa da bir Tony Parker gerçeği Tony de Parker, var. Tabii Ginobili. Ginobili bitmedi onlar. Evet. Tim Duncan bıraktı, onlar devam ediyor. Yani bilmiyorum. San Antonio'nun bu sene muazzam kadrosunda. Yaparsa onlar yapar, yoksa Houston'ı ne bileyim çok
küçük kalıyorlar karşılarında. Öyle kalacaklar. Tabii kısa 5'le oynuyor Houston genelde. Sadece Clint Capela girdiğinde uzuyorlar. Bunun dışında sıkıntı ya da Nene Hilario girdiğinde bu yüzden sadece sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Golden'ı durdurursa San Antonio durdurur. Golden'ı durdurursa karşı tarafta Popovich da durdurur diyorsun. Washington'ı ben eğer Chicago Washington olursa Washington'ın Cleveland'da final oynayacağını düşünüyorum. Evet, Washington'da bayağı oldu herhalde. Hatta bayağıdan fazla onların, oldu. Onların 4-5 eşleşmeleri efsaneydi hatırlarsan. Evet, evet, evet. Gilbert Arenas'la LeBron'un olduğu dönem aynen öyle. Öyle bir doğu finali muazzamdı. Müthiş bir izleyici çeker ve harika olur. Çok güzel olur yani. John Wall'lu, Bradley Beal'lı, formda bir Beal'lı Washington'da Cleveland'ı izlemek güzel olur gerçekten. Bu arada bu hakem şeyine de bir açıklık getirelim. Son olarak NBA ile alakalı dün akşam oynayan San Antonio Memphis maçının ardından Memphis koçu işte biz takım olarak 18 serbest atış kullandık. Kawhi Leonard tek başına 19 kullandı. Biri bana bunu açıklasın şeklinde. Yani hakemlerin boyalı alan içinde özellikle San Antonio'ya bayağı bir iltimas geçtiğini ve serbest atış çizgisine çok fazla haddinden fazla gittiğini veya kendilerinin haddinden az gittiği şeklinde bunu da buraya yazın deyip masaya vurarak terk ettiği bir haklı basın toplantısı San Antonio oldu. Fazla gitti bir de. Kendileri az gitmedi. Evet, Memphis çok gitti savunmasıyla öne çıkan bir takım ama o temaslara faul çalarsan yaptığın savunmanın hiçbir anlamı yok. Memphis'i niye aldınız o zaman playoff'lara? Bu adamlar sene boyunca böyle savunma yaptı. Tabii, hiçbir maçta bu kadar korkunç çalınmadı. Marc Gasol, Zach Randolph pot altı başka nasıl insan savunur ki? Karşısında durarak böyle ne bileyim dışarı. Tony Allen da var. O da çok yani, temasla elini sokmayı seven bir isim toplara. Bakalım yazık. NBA playoffları şimdiden birkaç eşleşme hariç bayağı heyecanlı geçecek gibi gözüküyor. Hatta biraz böyle abartarak söyleyecek olsak da 7 maça uzayacak çok fazla seri görebiliriz. Henüz daha ilk turdan diyelim. Ve tweetlere geçelim. Alexis Sanchez'in tweetiyle başlıyoruz. Bu hafta oynanan maçta tribündeki çocuklardan birine formasını hediye etti Alexis Sanchez ve çocukları güldürmeliyiz tadında da bir paylaşım yaptı. Aferin Alexis Sanchez. O da sorunlu bir birey ama güzel bir davranış. Evet. Saha dışında daha çok. Saha içinde çok efendi bir insan. Ve esas sorunlu birey Balotelli. Mario Balotelli. Bakalım ne yapmış. Müthiş bir kendi duvar grafitinin önünde. Evet, Süper güzel. Mario. Grafitisi kendisinden daha gerçek duruyor. Enteresan. Daha, şey daha net görünüyor diyelim. Şey flash kullanmamış. Işıksız evet. Olduğundan kendisi de ten rengi ten rengi kol rengiyle karışmış oradan aynen. Gözükmüyor. Kamufle olmuş. Hemen tanıdık bir isim Didier Drogba'yı alalım. Drogba'da John Terry'nin Chelsea'den ayrılacağıyla alakalı bir paylaşımda bulunmuş. Tam 19 sene John Terry Chelsea formasını giydi ve Drogba'da... Ben Bainbridge'ciyim ama Terry'i pek beğenmiyorum. Drogba'da seninle aynı sahada bulunmak büyük bir zevkti paylaşımda bulunmuş. Tabii kupalar falan aldılar değil mi? O tabii, efsane ilk kurdukları kadronun baş aktörüydü John aynen Terry. Aynen öyle. Sonra Şampiyonlar Ligi'ni alan kadroda beraber oynadılar Bayern finalinde. Ömer Şişmanoğlu belki de birçoğumuzun duygularına tercüman olan bir karikatür paylaşmış. Bundan 20 sene önce aileler çocukları eve sokmaya çalışırdı. Şimdi dışarı çıkarmaya çalışıyorlar. Teknolojinin çocuklarımızı getirdiği nokta. Şimdi dışarı çıkarmaya nokta. Çalışmıyorlar canım. Çalışmıyorlar. Çocuk kaçırıyorlar şey oluyor. Korkunç bir dönemden geçiyor. Öyle tabii hani şeyle alakalı. Teknolojiye çok adapte oldu gençler. Başakşehir Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi e-spor evet. Bölümü açmış orada öğrenci alacakmış. Doğrudur hatta çok güzel. Harika bir şey bence. 1907 Fenerbahçe'nin Solosu Taldır'ın öğrencilerinden biri zaten Bahçeşehir Üniversitesi. Ha, oraya mı gitmiş direkt? O bölümde mi başlamış? Yok bölüm değil. Başka bir bölümde öğrencisiyken spora devam ediyor. Hoca olmuş tabii ki aslında. Podolski var sırada. Podolski de bir çay ve bir şeker daha şeklinde bir paylaşımda bulunmuş. Artık veda ziyaretlerine başlamış. Aynen Podolski Japonya'da inşallah buradaki kadar güzel çay bulur diyelim. Selçuk Şahin golf sahasından ailecek bir paylaşımda bulunmuş. Ailecek golfü çok severiz demiş. O tişört cans korkunç abi. Tişörtü hiç beğenmedim. Hakikaten golf sahası veya başka bir yer fark etmez. Tişörtün evet. Pek hayatta neyse yeni. Seviyoruz ama Selçuk Şahin'i. Selçuk Şahin'i seviyoruz. Hala başarılı bir gençler şekilde. Bilindim. Ve Serdar Aziz son olarak o da şık bir poz vermiş. Evet. Serdar Aziz'i herhalde tweetlerde sahada olduğundan daha çok tweetlerde gördük evet, bu sezon. Evet, bu sezon oynamamıştır çok. Yazık bakalım. Ama sakatlanıyor çocuk ya. Öyle bir derbi daha yaklaşıyor. Acaba Fenerbahçe derbisini oynar mı? Yok onu oynatmazlar. Mümkün değil artık. O geçen derbideki felaketten sonra bir daha oynayacağını sanmıyorum. Evet, doğru süremizin... bulmuyorum bu doğru bulmuyorsun. Tamam. Doğru bulmuyorsun bu söylemleri. Süremizin ufaktan sonuna geldik. Eklemek istediğim bir şey varsa. Yok hayır. Herkese mutlu, hayırlı haftalar diliyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Diliyoruz ki güzel bir derbi izleriz. Güzel maçlar izleriz.
Evet, çok Beşiktaş'a da bol şans diyelim. Beşiktaş'a da evet tekrar bol şans diyelim. Keyifli bir programdı. Ağzına sağlık Fevzi. Yayın ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi günler ve iyi haftalar diliyorum efendim. Hoşça kalın.